demokrasi ilkesinin en yeni ve en akılcı fikrinin uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Yılmaz Büyükerşen, Sayın Yönetim Kurulum, Sayın Okul Yöneticilerim, değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli velilerimiz ve sevgili öğrenciler. Yıl 1923, gün 29 Ekim. Yıllar sonra bugün, yıl 2023 ve yine o muhteşem gün, yine 29 Ekim. Bayramların en büyüğü, Cumhuriyet Bayramı bugün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının yıl dönümü kutlamak amacıyla hatırladığımız programa hepiniz hoş geldiniz. Programımızı arz edeceğim. Bir dakikalık saygı duruşu, sizden karşılığının okunması, günün anlam ve önemli belirten konuşmalarımız, öğrencilerimize koreografi gösterileri, 5. sınıf öğrencilerimizin gösterisi, Cumhuriyet şiirimiz, zeybek gösterimiz, gençliğin hatıra cevabı ve Cumhuriyet konseri. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatan. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder, eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk ve tabii ki aziz şehitlerimiz anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşı'na okumaya davet ediyorum. Sayın Özel Çağdaş Okulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için yaptığınız nazik davranışlar
davetinize çok teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları sebebiyle aranızda bulunamayacağımı üzülerek bildirmek isterim. Size ve şahsınıza tüm davetlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Ahmet Akaç, Teperi Yapıbaşı Belediye Başkanı. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni ilişkin davetinizi memnuniyetle almış ve bulunmaktayım. Nazik davetiniz için teşekkür eder, şahsınızdan tüm katılımcılara sevgi ve selamlarımı sunarım. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy. Sayın Valimize de teşekkürler dilerim. Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı. Kurmaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı. Bu vatan hiç sensiz olmaz ey güzel Cumhuriyet. Milletim öyle demiştir, ya ölüm ya hürriyet. Özel Çağdaş Okulları Ortaokul ve Lise Okul Müdürümüz Sayın Ali Akarsu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, sevgili öğrencilerimiz, çok değerli meslektaşlarım, kıymetli bilgilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Çocuklukla anlama tarihsel, kültürel, felsefi açıdan bazı bilgisizlikler içermiş olsa da çocuk dinlediğimde zihnimizde meraklılık, yaratıcılık, yeniliklere açık olma, tazelik, inatçılık, hayal gücü geliştiği, bağımsızlık gibi nitelikler çağrışım yapabilmektedir. Çocuklar böyle gelmiş, böyle gider düşüncesine bağlı kalmadan düşünebilme yeteneğine sahiptir. Çocuklar bu nitelikleri göz önünde bulundurduğunda çocukluk biyolojik olarak yaşamın bir döneminde yaşanıp bitirilen bir dönem olmanın ötesinde bir anlam da taşır. Biyolojik çocukluk kadar ruhun çocukluğu da önemlidir. Ruhun çocukluğu özgürlük ve bağımsızlık ister. Bu sebeple çocukluk bir karakter biçimi olup yeniliğin dönüşümünü yılmadan ardından koşabilme, her dem taze kalabilme, olgunluğun çocuk ruhuyla yoğurlanma anlamına da gelir. Atatürk'ün Cumhuriyet'e kazandırmaya çalıştığı ruh, böyle araştırmacı, yaratıcı bir çocuk ruhudur. Cumhuriyet ruhu, bilim, sanat ve düşünce alanında özgür ve yaratıcı ürünler ortaya koyan ve koymasını gerekirken olgun bir çocuk ruhudur. Bu sebeple Atatürk, küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve bir mutluluk pırıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışırız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz sözüyle milletin geleceğini temsil eden çocuk kavramını birbirine bağlaması onun dehasıdır. Dehasının bir göstergesidir. Ruhun çocukluğu ya da çocukluğa ulaşması özgürlük ve bağımsızlık ister. Zira ruh bağımsızlığa erişemeyenler, bağımlılığı alışkanlık haline getirenler çocuk olamazlar. Sevgililerine hangi yaşta olursa olsun çocuk diye seslenen Atatürk'e çocuk öncelikle sevgi demektir. Atanın çocuklarına en hoşuna giden saflıkları, iki yüzlük nedir bilmedikleri, bütün isteklerini ve duygularını içten geldiği şekilde söylemesidir. Atanın çocukları sevmesi bu yüzdendir. Bir gün Çankaya sırtlarına çıkan Atatürk küçük bir çocuğa rastlar, adını ve okula gidip gitmediğini sorar. Adının Cemil olduğunu söyleyen çocuğa bu kez Atatürk, ben kimim diye sorar. Çocuk, siz Gazi Paşa mısınız der. Bunun üzerine Atatürk gülümser, beni başka birine benzetmiş olabilir misin diye sorar. Çocuk da hayır, iyi biliyorum çünkü bu dünyada kimse size benzemez atam der. Büyüdüğün zaman ne olacaksın sorduğunda sorusuna asker olup düşman bu topraklara bir daha ayak basacak olursa onu kovacağını söyleyen çocuğa Cemil'in alnında bir ucu koyan Atatürk yoluna devam ederken şu sözleri söyler. Ulusun bağrında temiz bir
kuşak yetişiyor. Bu eseri onlara bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak der. İşte tam da bu söylemleri kendimize rehber eden anlayışla çağdaş okullarının düşünen mantıklı, bağımsız gençlerine, gençleriyle yeni dünyaya hazırız atan gözüm arkada kalmasın. Öyleyse çağdaş dünyada ulusun hak ettiği yer alabilmesi için milli kültürümüze yabancılaşmadan milli kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak esastır. Çağdaşlaşmanın özben benliğini koruyarak gerçekleşmesini gerektiğini Atatürk, dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela bizim kendi benliğimize ve milletimize bir hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün yapılan işlerde hareketlerle gösterelim. Bilelim ki milli benliği kurmayan milletler başka milletlerin şikarıdır, yani başka milletlerin avıdır sözüyle dile getirmiştir. Milletimizin devasına girişmesi ve bu sayede dair olduğu nedeni düzeyine ulaşması şüphesiz, yüksek mesleklere sahiplerini yetiştirmek, milli kültürümüzü yükseltmekle mümkün olabilecektir. O halde çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alabilmek için tek bir şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmaktır. Böylece Atatürk'ün Türk ulusunu çağdaş uygarlık seviyesi ötesine taşımayı arzulayan eğitim politikasını öğretim dili temelinde milli, layık, bilimsel yaygın bir eğitim esası almış, ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızı koruyacak bir nesne yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Kültüre dinamik bir nitelik kazandıran Atatürk'ün kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı hedeflerken en büyük eserim dedi Cumhuriyet'in temelinin kültürünün kültürünü koyması ve bunu da Türk gençliğine emanet etmesi gayet anlamlıdır. Bu durumda Cumhuriyet sürekli bir devinim, yenilenme, atılım, araştırma demektir. Cumhuriyet'in özünde adeta bir çocuk ruhu vardır. Bu sebeple onun içinde taşıdığı dinamik, taze, yaratıcı çocuk ruhunu yitirmeden o ruha uygun bir biçimde yorumlanması düşüncede, bilimde, sanatta olgun çocuk ruhuyla yaratıcı ürünler ortaya bulunması her dem taze ve keşfedici olma özelliğini koruması gerekir. Aksi takdirde Atatürk'e göre bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fenin, bilimin icat ettirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin gerçek yolda ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz normal olarak hakkıyla medeniyetine ulaşmış ve ilerlemiş olmaya layıktır ve olacaktır sözüyle o halde gençlerimize düşen görev Atatürk devrimi esasları doğrultusunda kendi özbenliğine yabancılaşmadan dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bilim, sanat ve düşünce alanında çocuk aktivitesi ve yaratıcılığıyla özgür ürünler ortaya koyabilmek Cumhuriyet ruhunun sürekli bir atılım, sürekli bir yenilenme, sürekli araştırma gerekliliği gözden kaçırmamaktır. Atam, gözün arkada kalmasın, sana söz, çağdaşlıklar gümbür gümbür geleceğe geliyor, nice yüzyıllara. Konuşmalar için toplum ve lise müdürümüz Sayın Ali Akarsu'ya çok teşekkür ederiz. Çok güzel duyduğum konuşmaydı. Şimdi 100. yıl Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaları ve konuşmaları yapmak üzere Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Yılmaz Büyüker Şen'e kürsüye davet ediyoruz. Çağdaş okullarının çağdaş öğretmenleri, çağdaş okullarının çağdaş velileri, hepinizin Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun.
aşığı, Atatürk'ü, Atatürk ilkelerini, inkılaplarını ve çağdaş eğitimin ne olduğunu çok güzel şekilde anlattı. Ben ayrıca ona benzer sözleri söylemekten çok çağdaşlığın aslında cumhuriyetçilik olduğunu bir kere daha bilmenizi isterim. Çağdaş insan, insanlığa önem veren, bilime önem veren, vatan sevgisiyle, Atatürk sevgisiyle, Türkiye'de Türk insanı olarak Atatürk sevgisiyle yetişmiş insan demektir. Çağdaş insanlar bütün dünya milletlerinin mutluluğunu ister. Çağdaş insanlar bütün dünyada insanların refah içerisinde olmasını ister. Çağdaş insanlar daima insanlığın lehine birlik, beraberlik ve Atatürk'ün hedeflerinde ayrı ayrı bulacağınız yönlere doğru hızla gitmek ister. Çağdaş insanlar çağdaş çocuklar yetiştirir. O bakımdan ben çok gururluyum ki çağdaş okullarımızı bu cıvıl cıvıl yarının genci olacak olan cumhuriyetçi gençlerimizi, Atatürkçü gençlerimizi yetiştiren anne ve babaları bir kere daha kutluyorum. Çocuklar, Atatürk bu memleketi işgalci kuvvetlerin, güçlü kuvvetlerin hakimiyetinden kurtardı. Yepyeni bir memleket kurdu. Yepyeni bir ülke yarattı. Ve cumhuriyet denilen idare tarzını getirerek kulluktan ve belli bir ailenin, yani Osmanlı ailesinden bahsediyorum, onun tebaası olmaktan kurtarıp kişilik sahibi yapan bir büyük önderdi. Atatürk yalnız büyük bir asker değildi. Atatürk aynı zamanda bir dahiydi. Dahiler yabancı bir politikacının sözünü söyleyerek söyleyeceğim size. Churchill, Türk ordusu karşısında yenilgilere uğrayan, Çanakkale'yi geçemeyen gemilerinin yenilgisinden sonra, geri dönüşünden sonra şu sözü söylüyor bütün dünyaya, diyor ki dahiler, dahi insanlar, yani yüce insanlar 100 yılda bir defa gelir, bu 100 yılda da Türkiye'ye nasip oldu. Mustafa Kemal Atatürk diyor. Mustafa Kemal yalnız bir asker değildir. Mustafa Kemal çok büyük bir devlet adamıdır. Mustafa Kemal bir düşünce insanıdır. Uygarlığın, insanlığın ileriye gitmesini isteyen, Türk insanının da uluslararasında en önde giden bilimde, kalkınmada, güçte, refahta ve insanlık seviyesinde en önde giden insanlar, vatandaşlar olmasını isteyen bir insandır. Ve Büyük Atatürk bu cumhuriyet dediğimiz diğer bir anlamıyla çağdaşlık. Çağdaşlığın cumhuriyeti siz gençlere emanet etti. Onun sahibi olmuş, ömrünüzün sonuna kadar onun mücadelesini yapınız. Cumhuriyete gelebilecek her türlü saldırıya karşı iman dolu göğsünüzü siper ediniz. Hepinizi gözlerinizden öpüyor, sizlere parlak yarınlar dilerken, sizleri yetiştiren öğretmenlerimize ve sizleri dünyaya getirip sizlerin üzerine titreyen anne ve babalarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun Mustafa Kemal'in arkadaşları, Mustafa Kemal'in askerleri, Mustafa Kemal'in çocukları. Sağ olun. Thank you.
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Yılmaz Büyükerşen'in konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bacası tüten fabrika, ocağı yanan aile, sırasında ders dinleyen öğrenci, bilimin örgüsünde ışık saçan öğretmen, çalışan emekçi, tarlada ürün demektir. Konuşmaları için Anadolu Efen Lisesi Tarih Öğretmenimiz Sayın Evren Kahraman'a teşekkür ediyorum. Evet, davet ediyorum. Çok özür dilerim. Ben de heyecanlandım. Şimdi Selin Eğitim Öğretmenimiz, Modern Dans ve Müzik Öğretmenimiz tarafından hazırlanan Özel Çağdaş Okulu'nda öğrencilerimizin 29 Ekim koreografisini izleyeceğiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen,
sayın vakıf yöneticilerim, sayın idarecilerim, sevgili öğretmen arkadaşlarım ve canım öğrencilerim. Atatürk'e ve onun devrimlerine sevdalı, çocukken her sabah onun açtığı yolda yürüyeceğine, gösterdiği hedefe doğru yürüyeceğine az içen bir cumhuriyet öğretmeni olarak, bugün Cumhuriyet'in 100. yılında bu kürsüde bu konuşmayı yapmak, öğretmenlik hayatımın en güzel anılarından biri olarak yerini alacak. Bugün burada çok özel bir günü kutlamak için toplandım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yıl günü. Bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği cumhuriyeti coşkuyla yaşatmak için buradayız. Cumhuriyet, Türk milletinin tarih boyunca verdiği en büyük mücadelelerden birinin sonucudur. Cumhuriyet, Türk milletinin var olma savaşıdır. Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük sevdasının eseridir. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değildir. Aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Cumhuriyet, bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, eşitlik ve adalet sağlayan bir rejimdir. Ve konuşmamı size Cumhuriyet'le ilgili küçük bir anekdot aktararak bitirmek istiyorum. Yıl 1935, Ankara'da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları yapılıyor. Kimileri yollara taklar hazırlıyor, kimisi evlerini süslüyor, kimileri de pankart hazırlamak istiyor. Yine bir atölyede Cumhuriyet günü meydanlara asılacak pankartlar hazırlanıyor ve yoğun bir çalışma var. Akşam vakti insanlar atölyede çalışırken kapı açılıyor. Atölyeye Mustafa Kemal Atatürk giriyor. Ve atölyedeki masanın üzerindeki kağıda göz ilişiyor. O kağıtta pankartlara yazılacak yazılar var. Neler yazılıyor? İşte dünyanın en büyük komutanı Mustafa Kemal Atatürk. En büyük Türk Mustafa Kemal Atatürk. En zeki adam Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Ve bu minvalde cümleler. Mustafa Kemal Atatürk o pankartlara yazılacak yazıları alıyor eline. Tek tek siliyor. Hepsini siliyor. Sadece bir cümle yazıyor. Ve diyor ki bu cümleyi yarın pankartlara yazın. Ve 29 Ekim 1935 yılında Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında açılan tek pankart neydi biliyor musunuz? Mustafa Kemal bizden biridir. Tek pankart buydu. İşte benim için Cumhuriyet'i anlatan bundan daha güzel bir olay olamaz. Bundan daha güzel bir anekdot olamaz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet'in 100. yılı hepiniz için kutlu olsun. Var olun. Sağ olun. Öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel anekdot için. Şimdi sizleri modern danslar eğitmenimiz Mert Alağaç öncülüğünde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan 100 veli, 100 öğrenci isimli seyret videosunu izlemeye davet ediyorum. Thank you.
mavi göklerde. Hakkındır senin. Bak, ne haklı bir gurur göğsümü kabartıyor. Bu birlik, bu bütünlük yüzümü artıyor. Özel Çağdaş Okulları, 5. sınıf öğrencilerimiz tarafından hazırlanacak olan Atatürk İlkeleri adlı gösteriyi izleyeceğiz. Millet, bayram aşkıyla olmuşum deli.
Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Demokratik Türk kuşlar gibi özgürüm. Gurur dolu geçmişim, dünüm, bugünüm. Asırlık bir çınar kadar güçlüyüm. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Almaylar renk veren benim kanım. Bu toprağı sulayan benim kanım. Şu köhne tarihe sığmaz nişanım. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Ben Cumhuriyet'in kucağına doğdum. Ben Cumhuriyet'in kollarında büyüdüm. Ben Cumhuriyet'in kollarında öleceğim. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Atamın gönlüne tahtımı kurdum. Sevgi hamurunu burada yoğurdum. 1000 yıl sonrasını bugünden gördüm. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Soyum Türk. Gururluyum, şanlıyım. Edirne'yim, Malatya, Erzurum'yum, Vanlıyım. Vatanım bana, ben vatanıma bağlıyım. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Cumhuriyeti bu gençlere emanet ederek ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Tüm ümidim gençliktedir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Akın akın Mustafa Kemal yağıyordu Anadolu'ya. İlim yağıyordu. Fen yağıyordu. Nasırlaşmış eller kalem tutuyordu artık. Medeniyete koşuyordu çıplak ayaklar. Hürriyete koşuyordu. Ve akın akın Mustafa Kemal yağıyordu Anadolu'ya. Doğudan Akdeniz'e, Karadeniz'den Ege'ye. Coşuyordu Anadolu, Nadaş'tan Tepe'ye. Simgedir 29 Ekim, geçmişten geleceğe. 29 Ekim Cumhuriyet'tir. 29 Ekim özgürlüktür. 29 Ekim medeniyet. 29 Ekim'de biz Mustafa Kemal'lerle birlikteyiz. Atatürk diyor ki, beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim düşüncelerimi, duygularımı anlıyorsanız bu yeterlidir. Sevgili öğrencilerimiz, Cumhuriyet'in ilanı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i sizlere emanet etti. Ben bir Cumhuriyet öğretmeni olarak sizlere emanet edilen Cumhuriyet'e sahip çıkacağınızdan hiç şüphem yoktur. Olur da bir gün Cumhuriyet'i korumak konusunda yorulursanız lütfen Mustafa Kemal'in sizlere seslendiği gençliğe hitabeyi ederim. Öğretmenim, bizler özel çağdaş okulları öğrencileri olarak üstümüzdeki sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyete ve Atatürk'e olan bağlılığımızı gençliğin ataya cevabıyla vermek istiyoruz. Ey büyük atam, varlığımızın en kutsal emaneti olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Bizler bütün adımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecek. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaklar. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her türlü zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacak. Ey Türk'ün büyük atası,
İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudretimizi ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak her zorluğu aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Şimdi değerli arkadaşlarımı ant içmeye davet ediyorum. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin Yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir. Kendimizi büyük Türk olsun adarız. Az önce bir kez daha coşkuyla, gururla belirttiği gibi sonsuza dek eserle kutlamışsız olacaktır. Bizim çok değerli Atatürk gençliği, bizlere bu coşkuyu, bu gururu bir kez daha yaşattığınız, atamızın eserlerini sizlere emanet ederek ne kadar öngörülü, ne kadar doğru kararlar verdiğini, damarlarımızdaki asil kanla bizlere bir kez daha hissettirdiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Şerefimiz var yurdun toprağında taşında. Genç cumhuriyetimiz 100 yaşında. El ele tutuşalım. Hiç değişmesin bu niyet. Yaşasın Türk milleti. Yaşasın cumhuriyet. Müzik öğretmenimiz Ali Önal Öncülüğü'nde kurulan Lise Müzik Kurulumuz aslında her birimiz tarafından çok iyi bilinen hoş gelişler olan Mustafa Kemal Paşa, İzmir Marşı ve Endamın Yeter adlı çalışmaları kendi tarzlarına katarak sizlere sunacaklar. Thank you.
Endamım yeter. Endamım yeter.